Bravo! Maç bilmiyor. Hızın biraz dışarıda ya. Ama Nevzer'in söylemesi lazım. Aa, ben de çekiyorum, Video alıyorum canım. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi şu anda Atatürk, Dikili'de Atatürk Meydanı'ndayız. Dikili'de Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Dikili Lodos grubu adı altında veya ortaokul öğrencileri, 36 okul, bunların 11'si, 11 adedi özel okul, kolej durumunda. Voleybol yarışmalarında ne mağlup oldular? Kendi 36 takım arasında yarış yaptılar ve Dikili Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri aynı zamanda Lodos Spor Kulübü olarak biliniyor. Bu ne mağlup bir şekilde şampiyonluklarını ilan ettiler. Şu anda gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. İçinde. Birinci oldular İzmir Üniversitesi. Bunlardan 11'i devlet okulu, geri kalanı özel okuldu. Bu süreçte Murat hocamızın eskiden bu yana hazırlamış olduğu bir Lodos kulübü var. Oranın öğrencileri, okulumuz öğrencileri çoğu. Birlikte bu başarıyı imza attık. Müdürümüz de hiçbir zaman bizden bu şeyi esirgemedi. Bu süreçte milli eğitimimiz olsun, kaymakamımız olsun. Bize destek bulunan, destekli bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam kaç takım yarıştınız? O belli mi? Kategori hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Küçükler 36 takım içinde İzmir birincisi oldum. 36 takım evet, içerisinde? Evet ve namalup. Hiç yenilgimiz yok. Hiç yenilgimiz yok. Nedir Dikili? Kulübün adı nedir? Lodos. Dikili Lodos. Dikili Lodos Spor Kulübü. Spor öğrencilerimiz. Kulübü. Evet, bizim voleybol takımı. Hiç yenilgi almadan birinci oldu. Evet. Adı altında hani okulumuzla birlikte gittik. Hiç ilgi almadan bu başarıyı imza attık. Çok güzel, tebrikler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel bir başarı. Dikili Lodos Spor Kulübümüzün altyapı oyuncularından oluşan, okullarını temsil eden sporcularımızla İzmir'de güzel bir derece elde edildi. Şampiyonluk ele geldi. Şimdi hedef Türkiye derecesi elde etmek. Dikili bunu hak ediyor. Yılların emeği var burada çocuklarımızın üzerinde. Çocuklarımız şimdi meyvelerini topluyorlar. Tebrikler hocam. 36 takımın katıldığı küçük kızlar voleybol turnuvasına gönderdik. Dolayısıyla çok emek vermiştiniz. Sabah sizin maç öncesinde konuşurken de söylemiştim. Emeğiniz çok. Süreç önemli.
Sonuç ne olursa olsun bu bir tecrübedir, deneyimdir. Farklı kazanımlar elde edersiniz demiştim. Sonuç ne olursa olsun süreci doğru geçirdiniz. Aileleriniz, sizler hem dersler anlamında, derslerden sonraki zaman dilimlerinde de büyük emekler verdiniz. Aileleriniz de öyle. Ben peşinen maçtan önce şampiyonumuz sizsiniz. Sonuç ne olursa olsun demiştim. Çünkü süreç çok önemliydi, süreç çok kıymetliydi. Hatta bir sözle de orada bitirmiştim. Şampiyonun kaderi nerede yazılır demiştim. Antrenmanda. Ve böyle sonuç gelir. Dolayısıyla İzmir İl birincisi oldunuz. Bu şampiyonluğun bir ayrıntısı ve istatistikler çok önemli. Galiba hiç yenilmeden şampiyon olduk. Namalüp bir şekilde. Bu da çok kıymetli. Ben hem sizleri şampiyon olduğunuz için hem 36 takım olarak orada bulunan her okulumuzu ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sizleri de şampiyonluğunuzdan dolayı kutluyor. Türkiye finallerinde başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi şöyle güçlü bir alkışla bir daha tebrik ederim. Bu bir takım oyunu yani bu oyunda kazanmak da var kaybetmek de var ve biz buradan hiçbir takım maçını kaybetmeden geldik. Gerçekten bir takımla ve yani bütün takımla gurur duyuyorum. Çok güzel bir şey başardık bence. Ben çok mutluyum. Tebrik ediyorum. Bu maçta çıkmak için antrenmanlarda çok çalıştık ve sonunda İzmir birincisi olduk. Bu maçı kazandığımız için hepimiz birbirimize gurur duyuyoruz. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bizim lakabımız Kolej Avcısı. Bütün başarılı öğrenciler kolejler değildir. Devlet okullarında da başarılı öğrencilerimiz vardır. Siz birinci oldunuz. Evet. Kaç okul yarıştı? Kaç okul? 36 tane okul yarıştı. Siz ne malum hiç yenilmeden galip mi oldunuz? Evet, galip olduk. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugünümüze kadar yanımızda olan Hande hocamıza, bizi çalıştıran antrenörümüze, Murat hocamıza çok teşekkür ederiz. Burada bu maçımızda arkadaşlarımıza ve herkese güvendik ve bu maçı hiç kaybetmeden arkadaşlarımızla birlikte birinciliğe doğru, Türkiye liglerine doğru birinci olarak kazandık. Tebrik ediyorum.